Hello everybody, this is Tonguç Akademi and I am your English teacher Albert. Arkadaşlar, emergency, acil durumlara hoş geldiniz. And health problems ve tabii sağlık sorunlarını göreceğiz. Sayfamı çevirdim, bugün neler öğreneceğiz birlikte bakalım. Diyor ki, we are going to learn, yani şunu öğreneceğiz. Bakın, types of injuries, yaralanmaları göreceğiz arkadaşlar. And illnesses ve hastalıkları göreceğiz. Pekala yani hocam ekipmanlar neler? Yaralandık da yani ilk yardım kitimiz neler? Bunları göreceğiz ve arkadaşlar bir de güvenlik ekipmanları var iş yaparken kullandığımız. Peki hocam günün gramer konusu nedir derseniz dil bilgisi konumuz the present perfect tense. Yani her zaman söylüyorum elimde bir hev var elinde bir hez var ve arkadaşlar fiilin verb 3 üç, 3. hali gelerek hop sayfamı çeviriyorum başlıyorum. Şimdi arkadaşlar önce bir bakalım vocab vocabulary yani yaralanmalara karşı, hastalıklara karşı acaba benim elimde ne türde hastalıklar var? Ne türde yaralanma işleri var? Bir görelim. Şimdi Cut my finger. Ne yaptım? Parmağımı kestim ve parmak kanıyor. Güzel. Parmağı kesmek arkadaşlar, değil mi? Have a fever. Eğer sizin ateşiniz varsa arkadaşlar, fever kelimesi ateşi ifade edecektir. Ağzınıza bir termo termometreyi alırsınız ve ateşi ölçersiniz. Dolayısıyla have a fever ateşin varlığını gösterecek bedenimizde. Hocam, have a cold. Ben üşüttüm ve the flu ve, ve ben nezle oldum pekala the flu bakın arkadaşlar nezle kelimesini lütfen dığsız kullanmayalım the flu I have the flu nezleyim I have a cold üşütmüşüm İngilizce'de bu şekilde söylenecek hocam benim baş ağrım var bakın headache head baş demek ek ağrı demek dolayısıyla headache baş ağrısını ifade edecek arkadaşlar have a nosebleed. Burun akıntısı. Bakın şurada kanlı bir akıntı niye ben de anlamadım ama abladan kan akıyor arkadaşlar. Hop nosebleed. Burun akıntınız varsa. Peki hocam benim boğazımda çok ciddi bir ağrı var. Sore throat. Faranjiti ifade eder arkadaşlar. Have a sore throat. Benim faranjitim. Yani boğaz ağrım var. Hocam stomach neydi? Mideydi. Güzel. Ache ağrıydı. I have a stomach ache. Eğer karnımda, eğer midemde bir ağrı varsa stomach ache'i söyleyebilirim. Hocam, have a, bakın arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hemen şu yazım hatamı düzeltiyorum ve buraya A harfini getiriyorum. Rash. Kızarıklık olur elinizde isilik gibi kızarıklıklar, kırmızılıklar olur. Eğer şu resim olsa gerek arkadaşlar. Diyebilirim ki I have a rash on my hand. Elimin üzerinde kızarıklık var demek istediğimde hemen bu kelimeyi düzeltiyorum ve şuraya arkadaşlar belki şurası olabilir. Şu kız bandajla sarmış ya elini. Şöyle şuraya rash a harfiyle yazıyorum. Güzel. Hocam peki ben öksürüyorum. I have a cough. Öksürmeyi ifade etti. Buyurun arkadaşlar. Kaf öksürük. I have a cough öksürüğüm var diyebilirsiniz. Hocam bileğimi burktum nasıl olacak? Bakın ankle Ayak bileği. Sprain my ankle şeklinde söyleyebiliriz. Peki hocam backache sırtımda ağrı var o ne olacak? Back arka tarafı sırtı ifade edebilir arkadaşlar. Dolayısıyla bel ağrım sırt ağrım neyse işte I have a backache şeklinde söyleyebiliriz. Bir şey dikkatimizi çekmiş olabilir. Sahip olduğumuz hastalıkları söylerken have fiilinden istifade ediyorum. I have a sore throat. Bu ağrıyan bir boğazım var. Yani faranjitim var diyor. Şimdi sayfamı çevirdim. Diyor ki hocam bazı kelimeler var vocabulary. Bu kelimeler bazı ekipmanlarla alakalı. Nedir bu ekipmanlar? İşte yaralandığınız ilk yardım kitiniz var. İlk yardım ekipmanlarımız var. Mesela şuradan bir bakalım. Bir yara bandı olabilir arkadaşlar. Plaster yara bandı için kullanılabilecek bir adhesive plaster. Aslında önünde başka bir kelime de yer yer kullanılabiliyor ama bu şekilde kullanabilirim. Ama hocam gauze pads. Gazlı bez için ne kullanacağım? Bakın gauze pads. Mesela burada üzerinde zaten yazıyor instant cold pack. Şimdi arkadaşlar soğuk kompres diye bir şey duymuşsunuzdur. İşte bunun içerisinde buz tutmuş bir madde ve siz işte yandı mesela hop veya çarptınız bir yere dehşet şişti. Hop oraya bir soğuk kompres Press yapmak için instant cold peki kullanabilirsiniz. Scissors var burada. Hemen bir makas var elimde arkadaşlar ve bir termometre var elimde. Onu da bu şekilde. Peki hocam bir bandaj yaptık kolumuza. Şurada mesela triangular bandage. Arkadaşlar incinmiş kollar, kırılmış kollar için hani bir beze asıyorsunuz ya şöyle buna üçgen bandaj diyorlar ya asıldığında üçgen şeklini aldığından dolayı bu ismi almıştır. Triangular bandage. Bunu yaptığınızda bazen bezi arkadan şey yaparsınız safety pin yani e, çengelli iğne ile tutturursunuz. Güvenlik iğnesi diyorlar. Bizde çengelli iğne diye kullanılmış. Burada üçgen bandajı da attım bir kenara. Peki hocam bakın şunu söyleyeceğim. Hemen şunun Türkçesini şuraya yazayım. Zaten gerisini söylememe gerek bile yok. Battaniye diyorum arkadaşlar. Blanket battaniyeyi ifade edecektir ve acil durumlarda, emergency durumlarda kullanılabilir. Bandajım var arkadaşlar. Hemen bir sargı bezi var benim elimde. Hemen bandaj kelimesini aradan çıkarttım. Gauze pads dedik. Az önce gazlı bez dedik. Ve son Tweezers. Arkadaşlar bakın Tweez diye bir kelime var. Bu <laughs> medikal aletler için kullanılır ama tamamen bağımsız olan cımbızda Tweezers olarak karşımıza çıktı. Pekala. Emergency ya da Injury Equipment dedim. Sayfayı çevirdim arkadaşlar. Şimdi iş yerinde kullandığımız bazı kıyafetler var. Bu kıyafetler günlük hayatın dışında sizin güvenliğiniz için, iş güvenliğiniz için laboratory coat mesela bir laboratuvar önlüğü olarak kullanabileceğim bir ibare. Hocam life jacket neydi derseniz can yeleği burada yaşam ceketi diye geçse de Türkçe'de siz bunu genellikle can yeleği olarak kullanacaksınız. Mesela arkadaşlar son derece kalın plastik ve kauçukla yapılan safety boat güvenlik çizmeleri olarak kullanılabilir. Apron kelimesi ise önlük olarak kullanılacaktır. Safety glasses. Glasses neydi arkadaşlar? Bakın Glass kelimesi cam demekti. Fakat glasses çoğulunu aldığında gözlük anlamını gelecek ve safety glasses da güvenlik gözlüğü olarak. Peki hocam ear protection kulak koruma. Evet arkadaşlar, dış etkenlerden, zarar verebilecek etkenlerden kulağınızı koruyacak bu kulaklığın İngilizcesi ear protection şeklinde. Ama ellerimi koruyacak eldivenler ne olacak? Araba lastiği değiştiriyorum mesela. Safety gloves, güvenlik eldivenlerim ve arkadaşlar burada da safety helmet, güvenlik kaskımı kafama giyiyorum. Bunlar da iş yerinde kullandığımız güvenlik ekipmanlarıydı. Şimdi Kelimeleri ezbere alırız. O kolay da. Biz gelelim gramer meselesine. Dil bilgisine. Dedik ki hocam perfect tense görüyorum. Mesele nasıl olacak? Ben de hep şunu söylüyorum. Elimde yardımcı fiilim. Have. Özleme göre değişebilir. Has olabilir. Hemen arkasından fiili de verb 3 formatında getiririm. Şimdi bir perfect tense konu anlatımı yapacağız bugün. Bakın. His car is dirty. Arabanın durumu ne arkadaşlar? Araba kirli. Şimdi adam geldi. He is washing his car now. Şu anda arabasını ne yapıyor arkadaşlar? Şu anda washing yapıyor. Şu anda yıkıyor. Bakın yeni bir eylem ve eylem hop yeni bir şekilde bitti. Çok yakın bir geçmiş zaman için perfect tense kullanabilirim ve bu adam için diyebilirim ki he has cleaned his car. Arabasını Türkçe'de kafanıza şöyle geçirin. Daha yeni temizledi. Daha yeni yıkadı gibi düşünebilirsiniz. Bakın pırıl pırıl parlıyor. Yani pastaki bir action'ın bir fiilin present'taki bir sonucunu şu anda yaşıyoruz arkadaşlar. Hocam eylem devam ediyor mu? Hayır eylem devam etmeyebilir. Eylemin neticesi bize Present durumda çok yakın pırıl pırıl olması. Pekala arkadaşlar. Dolayısıyla da his car is clean now. Arabası şu an tertemiz diyorum ve sayfamı çeviriyorum. Şimdi demiş ki bana. Hocam olumlu cümle. Affirmative sentences ve negative sentences. Olumsuz cümleleri ben nasıl kuracağım demiş. Olumlu cümle için artı koyalım. Olumsuz cümle içinde eksi koyalım ve bakalım. Affirmative And negative present perfect'e nasıl kurulacak? Bir kere her şeyden önce şöyle bir şey var arkadaşlar. Her şeyden önce past yani dini geçmişte bir hareket başlıyor. Bu hareketin kendisi veya sonucu bir şekilde geliyor present'a değiyor. Dolayısıyla yapı past tense olmaktan çıkıp present perfect haline kavuşmuş oluyor. Eylemin kendisi ya da eylemin neticesi presenta değmeli arkadaşlar. Bu yüzden de bazen yakın geçmiş zaman diye çevrisi yapılabiliyor pekala. Şimdi olumlu cümle yapısına baktığımda I have cleaned. Bakın v var elimde. I have cleaned the room. Odayı temizledim. Daha yeni temizlemişim. Bakın yorgun oturuyorum. Neticelerine oda tertemiz, ben yorgunum. I haven't cleaned daha temizlemedim bu şekilde söyleyebilirsiniz. He, she, it'te yani üçüncü tekil özne de have yerini has, olumsuzda hasn't'a bırakır. Unutmayacağız. He has finished ya da he hasn't finished the project gibi. Hocam, we, you, they. Tıpkı ayda olduğu gibi we, you, they çoğul. Bakın ay her ne kadar tekil olsa da have'i isterken we, you, they çoğul özneleri de ne yapacak arkadaşlar? Have ya da olumsuzda haven't isteyecek. Have done. Yaptık mesela ev ödevimizi ya da haven't done yapmadık şeklinde. Şimdi kısaltma olarak ne yapabilirmişim? Öznemin arkasından bir apostrof yani tırnak ile have I've şeklinde kısaltmamı yapabilirmişim. Şimdi örnek cümle bizim için her zaman daha iyidir çocuklar diyor ki. I have lost My keys. Bakın I've lost my keys. Anahtarlarımı kaybettim arkadaşlar. Anahtarları daha yeni kaybetmiş. Çok yakın. Çünkü bakın I can't find keys now. Şu anda anahtarlar cebimde olmadığı gibi onları bulamıyorum da. Bakın etkiler devam ediyor. Where is Tonguç? Diyor ki Tonguç nerede? Where is Tonguç? Bakın He has gone to Ankara. Daha yeni gitmiş arkadaşlar. He is Ankara now. Şu anda da orada. He has gone. Bazı arkadaşlar şunu soruyor. Hocam went to desem olur muydu? He went to Ankara. Evet olabilirdi arkadaşlar. Burada past yapı kullanılabilirdi. Sadece konumuz present perfect olduğu için burada şimdilik değiştirmek istemiyorum. I have bought a new phone. Bakın çok yeni satın almış. Telefon yeni. Cincik gibi arkadaşlar. Üzerinde henüz kılıfı, kabı, e, jelatini falan her şey duruyor. İşte burada past kullanamazdınız çünkü yeni ifade ediyor I have a new phone. Pekala. It's Tina's birthday today. Arkadaşlar bugün Tina bacımın doğum günü. And we haven't bought her a present. Ve ne yaptık arkadaşlar? Henüz bu saate kadar ona hediyesini satın almadık ama birazdan alacağız gibi bir durum var. We don't have a present now. Yani şu an elimizde present yok, hediye yok ama birazdan olmayacak anlamına gelmez. Present kelimesinin eş anlamlısını gift olarak da kullanabiliriz. Çevirdim. Şimdi diyor ki hocam soruyu nasıl oluşturacağım? Dedi ki İngilizce'de soru oluşturmak istediğinizde yardımcı fiiller öznenin sol tarafına geçer ve soru elde edilir. Yine tabii ki tense'den dolayı fiillerin kaçıncı halde olduğuna dikkat çekiyorum. I have I cleaned the room? Ben odayı temizledim mi? Bakın. Has she finished the project? O projeyi bitirdi mi? Bakın yeni bilgileri soruyorum. Çünkü present perfect tense'in en önemli özelliği New information yeni bilgiyle ilgilenir arkadaşlar present perfect tense. New information. Pekala have they done? Onlar ev ödevlerini yaptılar mı? Şimdi örnek cümleler her zaman daha iyidir. Bakın. <laughs> Diyor ki: Have you had breakfast? Bu şu ana kadar gibi düşünün. Kahvaltını ettin mi? Sabah dilimindeyiz. Bakın daha sabah diliminde olduğumuzu düşünün. Kahvaltını ettin mi? Have you had? Yani eaten. Buradaki had aynı zamanda eaten anlamını verecektir arkadaşlar. Have eaten. Şu a yok tabii ki. Şöyle sildim. Eaten dedim. A yok arkadaşlar. Eat, ate, eaten. Aynı şey. Have yemek anlamında kullanılabilir. Arkasından yemek objesi gelirse. Has Tom washed the car? Tom arabayı yıkadı mı? dili geçmiş zaman olarak çeviriyorum Türkçe'ye ama aslında arkadaşlar dil geçmiş zaman değil. Bende tense olarak karşılığı ek olarak karşılığı olmadığı için sanki dili geçmiş zamanmış gibi çevirmek zorunda kalıyorum. Who has broken the window? Pencereyi kim kırdı? Bu pencere daha yeni arkadaşlar. Çok yakın zamanda kırılmış. How long have you lived here? Ne kadar süredir burada yaşadın diyorlar. Hayır. Ne kadar süredir burada yaşamaktasın arkadaşlar. Buna dikkat. Ne kadar süredir burada yaşıyorsun. Buna dikkat. How many apples have you eaten? Şu ana kadar kaç tane elma yedin? Devam. Önünde arkadaşlar elma vardır bu kişinin. Elma yeme eylemi bitmiş olabilir, karnı doymuş olabilir. Belki eylem devam ediyor olabilir ama çok yeni olduğu için how many apples have you eaten sorusu geldi. Have you seen Tonguç kardeş? Tonguç'u gördün mü? Yakınlarda yani birkaç dakika öncesi recently'yi anlatıyorum. Can I see your homework? Kardeş, ev ödevini görebilir miyim? Have you finished yet? Yoksa daha bitirmedin mi? Yeti göreceğiz arkadaşlar. Ne yapar? Soru cümlelerinin sonuna gelir ama anlamı olumsuzlaştırır. Yapı olumlu gibi görünse de ya da olsa da anlam olumsuzdur. Pekala. Şimdi hocam just'ı kullanacağım, already'yi kullanacağım. Arkadaşlar, kullanım yerleri her ne kadar aynı olsa da anlam farklılığı olacaktır. Just daha şimdi, yani daha henüz, yani böyle birkaç saniye evvel gibi düşünün. Already ise ooo kardeş, çoktan anlamını verecek. Cümlede gelme yerleri aynı olsa bile bakın şimdi. I have just washed. Daha şimdi yıkadım. Bu başka bir şey. I have already washed. Oho kardeş biz onu çoktan ben onu çoktan yıkadım. She has just done. Daha şimdi yaptı. Bak yeni bitti. Daha yeni bitti ve kalemin kapağını da daha yeni kapattı. Ayrı bir şey. He has already done it. Oho usta o çoktan yaptı bitirdi. Bu başka bir şey. They have just painted. Bakın odayı daha şimdi daha yeni boyadılar. Bak daha elleri bile şey boyalı yani elleri boyalı arkadaşlar. Ama şu. They have already painted kardeş. Kafanı yorma. O iş çoktan bitti. Bakın ne diyor? Just acayip kısa bir süre öncesine. Çok aşırı yakın. Already ise hmm, çok o mektubu attın mı? Ya çoktan attım. Kafanı yorma. Beklenenden daha önce. Şimdi cümlelere bakalım. They have just arrived. Henüz vardılar. Çok yeni. Ayaklarının tozuyla. They have, they are at home now. Ve şu anda da evdeler. I've just eaten. Ya da had diyebilirdiniz. A pizza. Vallahi daha şimdi bir pizza yedim usta. I am not hungry. Vallahi aç değilim. Teşekkür ederim. They aren't in the park. Onlar parkta değiller. They have already gone home. Oo, onlar çoktan evlerine gittiler. I can show my projects. Ben projelerimi gösterebilirim size. I have already finished it. Çoktan bitirdim ki. The streets are wet. Sokaklara bakar mısınız arkadaşlar? Çok ıslak. Niye? It has just rained. Daha şimdi yağmur yağdı çünkü. Yeni durmuş arkadaşlar. I don't want to watch that movie şu filmi seyretmek istemiyorum. Eğer bu İngiliz İngilizcesi olsaydı direkt film yazarlardı arkadaşlar. Bilginiz olsun. That film. Niye? Bak I've already seen it. Oho, ben onu zaten çoktan görmüştüm ki izlemiştim ki ben o filmi. Peki şimdi geldik yete. Arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim. Ya soru cümlelerinde kullanırım yeti ya da olumsuz cümlelerde kullanırım. İzleyelim. I haven't cleaned it yet. Onu henüz temizlemedim. Bakın olumsuz cümle. She hasn't finished it yet. O henüz bitirmedi. Olumsuz cümle. You haven't done it yet. Sen onu henüz yapmadın. Yine olumsuz cümle. Pekala. Şu ana kadar bakın daha henüz bu anlamı verecek bize. Have I cleaned? Bak daha yapmadım mı? Şimdi yet olumsuzlaştırıyor anlam olarak soru cümlelerine gelen yet. Şöyle not alabilirsiniz. Soru cümlelerinde kullanılan yet yine cümle sonunda kullanılır. Yapı olumludur ama anlam olumsuzdur. Bakın have you done it yet? Onu henüz bitirmedin mi? Onu henüz yapmadın mı? Halbuki onu henüz yaptın mı gibi geliyor arkadaşlar ama henüz yapmadın mı diye bir anlam verecek. Bakın şimdi. She is still watching TV. Hala televizyon seyrediyor. She hasn't slept yet. Daha uyumadı. Bakın olumsuz cümle daha uyumadı. Bir. He is still working in the garden. Hala bahçede çalışıyor. He hasn't had a rest yet. Hala dinlenmedi. Bakın. My mom doesn't know Ali. Annem Ali'yi tanımıyor. They haven't met yet. Onlar henüz hala tanışmadılar yani şimdiye kadar, değil mi? I have just bought a new laptop. Yeni bir dizüstü aldım. Bir bilgisayar aldım, laptop aldım. But I haven't used it yet. Ama o, onu hala onu henüz şimdiye kadar kullanmadım. Have you had breakfast yet? Daha kahvaltını yapmadın mı? Has Tom washed the car yet? Tom hala arabayı yıkamadı mı? Have you seen Tonguç yet? Sen daha Tonguç'u görmedin mi? Can I see your homework ev ödevini görebilir miyim kardeş? Have you finished it yet? Yoksa daha onu bitirmedin mi? İşte bu kadar basit arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Hocam ever ve never'ı görmek istiyorum. Çok kolay. Sen hayatında hiç bunu yaptın mı? Hayatında hiç bunu yaptın mı? Soru cümlelerinde ever'ı kullan. Ben hayatımda asla. Ben hayatımda hiç bunu yapmadım. Olumsuz cümlelerde never'ı kullan. Bakın arkadaşlar, çok basit. Have şu şunu yapalım daha kolay. Have you ever eaten fish and chips? Sen hayatında hiç fish and chips yedin mi? Bak şimdi. I have never eaten Fish and chips. Ben I have never hiç yemedim. Şimdi gelelim. Has your father ever been to England? Senin baban kendi hayatında hiç İngiltere'de bulundu mu? Bir. Have you ever eaten a snake? Sen hiç snake yılan yedin mi? İki. Have your brother... Bir dakika arkadaşlar. Have your demiş. Has olması lazım. Çünkü özne tekil. Have your brothers Um, i̇sterseniz ya bunu senin kardeşlerin bunu çoğullaştırın, ya da bu tekil kalsın burayı hez yapın arkadaşlar. Have your brothers ever traveled by plane? Senin erkek kardeşleri, senin erkek kardeşlerin hiç uçakla seyahat etti mi? O hayatlarında yani, bakın sorularda dikkat edin lütfen. Have you ever ridden a camel? Sen hiç bir deveye bindin mi? Hiç deveyle seyahat ettin mi? Have you ever seen that girl before? Daha önce hayatında yani hiç bu kızı gördün mü? Bakın arkadaşlar olumsuzlaştırıyorum. My father has never been to England. Benim babam hayatında hiç İngiltere'de bulunmadı. I have never eaten snake. A snake. I have never eaten a snake. Ben hayatımda hiç snake yemedim. Yılan yemedim. My brother ya da my brothers olursa have dediğim gibi arkadaşlar. My brother has never traveled by plane. Benim erkek kardeşim hayatında hiç uçakla seyahat etmedi. I have never ridden a camel. Ben hayatımda hiç deve yolculuğu yapmadım ya da deveye binmedim ya da deve sürmedim. Artık nasıl çevirirseniz. I have never seen that girl before. Hayatımda şu kızı hiç bugüne kadar hiç görmedim arkadaşlar. Peki hala buraya kadar present perfect tense konu anlatımıydı. Neler gördük derseniz arkadaşlar bakın yaralanma ve hastalık türlerini gördük. Ekipmanlarımızı gördük. İlk yardım kitimizi gördük. Neler vardı işte? Bandage vardı mesela. Bandaj vardı. Plaster vardı. Bant vardı. Yaramıza yapıştırıyorduk. Safety equipment ve iş yerindeki güvenlik ekipmanlarımız mesela olabilirdi. Onları da. Peki arkadaşlar şimdi ne yaptık? Gramer olarak da <laughs> yakın geçmiş zamanı anlatan present perfect tense'i işlemiş olduk. Şimdi sırada ne var hocam? Size başarılar diliyorum. A word question is waiting for you. Bye bye.